oğlum. Başkanım, şimdi köyde... Daha doğrusu konuş oğlum. Şimdi bu köyde gençler kalmak istiyor, çiftçilik yapmak istiyor. Yani siz onlara nasıl vaatler veriyorsunuz? Bize ve sizin bütün Bağkur ve sigorta primlerinizi eşinizle beraber biz ödeyeceğiz. Aynı zamanda... Ben babamın yerine devam etmek istiyorum mesela çiftçiliğe. Bize nasıl vaatler veriyorsunuz? Onu söylüyorum. Birincisi bu. Burada kaldığın için sigorta primini, Bağkur primini eşinle beraber biz ödeyeceğiz. Sen ödemeyeceksin. Aynı zamanda tarıma... tarımı özel olarak yani hangi toprakta ne yapılıyor, hangi toprakta ne ekilecek onlara bakacağız. Size ona göre teşvik vereceğiz. Fotoğraf çekin. Bak sordu soruyu. Cevabını almadı. Çek bakayım. Hadi görüşürüz. Buyurun. Sayın Kaynağım Başkanım, hoş geldiniz öncelikle. Burada şöyle bir sıkıntı var. İnsanlar bankalardan kredi çektiler. Bu kredileri mevcut yönetim gittikten sonra birden tahsil edileceği ve insanların mağdur duruma düşüleceği algısı yaratılmak isteniyor. Başkanım bakabilir misiniz? Bu konuda sizler insanları aydınlatırsanız birden tahsil edilmeyeceği, hepsinin sırası gelince kredilerini ödeyeceği, işlerinin fena olacağı hususunda bir bilgi verirseniz çok seviniriz. Olur. Şimdi arkadaş, pandemi döneminde gördük ki esnaf ve tarım, yani çiftçi, köylü, veli nimet ötesiymiş. Ekonomiyi götüren sizlersiniz, bizi doyuran, şehirleri doyuran sizlersiniz. Dolayısıyla hem esnafın, hem çiftçinin, hem köylünün rahat yaşaması için ve rahat üretebilmesi için teşvikleri, aynı zamanda tarım kredi kooperatiflerinden aldığınız, ödeyemediğiniz kredileri yeniden yapılandıracağız biz. Onları merak etmeyin. Çalışacaksınız.